Merhabalar, ben Bekir Erkuş. Remax Karın'da gayrimenkul danışmanı olarak vazifeme devam ediyorum. Deprem sonrası gayrimenkul sektörüyle ilgili gelişmeler olabileceklerle ilgili sizlerle yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle depremden aşağı yukarı 20 küsür sene öncesine götürüp 1999 depreminden sonra yaşadıklarımızı ve bugüne nasıl geldiğimizi sizlerle paylaşacağım ki Önümüzdeki süreci nasıl değerlendirmemiz gerektiğini birlikte objektif olarak çözümlemeye çalışalım. 99 depreminden sonra biliyorsunuz yine bir saman elevi gibi yanma, ortalığın kavrulması, herkesin bir şeyler yapması ile devam etti ve bu çok çabuk unutuldu. Bunun unutulmasının ardından dolar ve euro'nun çok baskın olmasından dolayı da. İnşaat sektörü diğer sanayi sektörlerinin çok önüne geçmeye başladı. Ve birçok sanayicimiz, birçok işi inşaat olmayan insan müteahhitliğe kısa sürede rant yapıp hızlı para kazanmaya yöneldi. Bugüne geldiğimiz noktaya baktığımızda da 3 sene öncesi pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar mal satamıyordu neredeyse. Ve pandemiyle birlikte başlayan süreçte Bireysel yaşam, tarla, arsa, araziye olan e, ilgi çok fazla arttı. Bununla birlikte de inanılmaz fiyatlarda artış başladı. Bu fiyatların artışı öncelikli olarak malzemelerin artışı, doların, petrolün, ham maddenin artışıyla ilişkilendirilebilir. Fakat şöyle olaylarda yaşadık: Pandemiden sonra 100 bin dolarlık ev Doların 14 olmasıyla 1 milyon 400 bin TL karşılığındayken dolar bir anda 18,5'a fırlayınca bir anda fiyatlarda 1.850 bine çıktı. Benim evim dolar bazında değer kaybetti diyerek insanlar haklı haksız fiyatlarını yükselttiler. Bununla birlikte dolar stabil kalmaya başladı halle dahi bu sefer enflasyon bahane gösterilerek gayrimenkul fiyatları yükseltirdi, kiralar inanılmaz arttı, satılık ev fiyatları arttı ve gereğinden fazla gayrimenkul sektöründe bir şişkinlik yaşandı. Bu şişkinliğin karşılığında ise bunu ödeyebilecek üreten bir Türkiye maalesef yok. 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira kira, 5 milyon, 6 milyon, 10 milyon, 20 milyon ev bu üretimle, bu gelir seviyesiyle karşılanabilecek bir düzey değil. Deprem zamanına yaşadığımız Kahramanmaraş depremine ve 11 ili ilgilendiren, 11 ili etkileyen depremle birlikte de fiyatlarda neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Orada Hepimiz yardımcı olmaya çalıştık. Maddi manevi herkes elinden geleni yaptı. Ama bu maddi manevi kendini tatmin eden insanlar ki aralarında gerçekten iyi niyetli olanlar da olduğunu düşünüyorum. Herkes iyi niyetle burada çalıştığını düşünüyorum. Ama söz konusu evlerini kiralamaya geldiğinde depremden faydalanarak ev fiyatlarını, satılığı ve kiralığı yükseltmeyi tercih ettiler. Nerede sizin yapmış olduğunuz yardım düşüncesi? Niye evinizin fiyatlarını hiçbir gerekçe olmadan sadece arz talep dengesi o da bir felaketten doğan arz talep dengesiyle fiyatlarınızı yükseltiyorsunuz? Bunu yapan sadece emlakçılar değil, gayrimenkul danışmanları değil, mülk sahipleri de aynı şekilde dolar bazında da fiyatlarını yükseltmeyi tercih ediyorlar. Dolar yükselmiyorsa enflasyonla, enflasyon yükselmiyorsa altınla ve sürekli ev fiyatları yükseliyor. Kişi başı gelir hesabına hiç bakmadan biz bu parayı nasıl tahsil edeceğiz hesabına bakmadan fiyatlar yükseldi, yükseldi, yükseldi. Depremden sonra da olan talep artışı ile birlikte yine yükselmeye devam ediyor. Bunun sonu hayırlı değil değerli dinleyicilerim, sevgili abonelerim. Bu gidişin sonunda olacak şey şu. Deprem bölgelerinde Ucuza yerler satılacak. Lütfen satmayın. Şu an hırsla, korkuyla, aceleyle yerinizi ucuza satmayın. Çünkü her depremden sonra simsarlar piyasaya çıkar, hasar görmüş, az hasarlı, duygusal olarak yaralanmış yerleri ucuza kapatırlar. Onun karşılığında ise hasar görmemiş, daha güvenli yerler fiyat olarak arttırılır. Sakın ve sakın Korkuyla, aceleyle, panikle alım satım yapmayın. Çünkü gayrimenkul sektöründeki bu gidişat karşılığı olmadığından dolayı çok iç açıcı gözükmüyor. Lütfen acele karar verip acele hareket etmeyin. Bekleyin. Ortam biraz daha durulsun. Çünkü gayrimenkul sektörü inanılmaz volatil bir piyasa haline dönmüş durumda. Volatil ne demek? Oynak demek. Siz bu oynak piyasadan zarar görmeyin acele etmeyin fiyatlarınızı lütfen yükseltmeyin boşu boşuna yükseltilen fiyatlar geri dönüşü olmayan yollara sokacaktır bizi bunlara lütfen dikkat edelim deprem sonrası gayrimenkul sektörüyle ilgili iç açıcı bir konuşma yapmadım ama bunlar uzun zamandır sizlerle payla paylaşmak istediğim düşüncelerimdi kale alırsanız sevinirim görüşmek üzere